İki Tekeriz'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Bursa Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Branşı bölümündeyiz. Antrenörümüz Cengiz Uçkan bize bisiklet sporunda performansımızı nasıl arttırabiliriz bunu anlatacak. Hocam bisiklet sporunda dağ bisikleti, yol bisikleti yani bütün alanlarda genel olarak performansımızı arttırmamız için ne gibi şeyler yapmamız gerekiyor? Bisiklette performans artışını bir komplike bir konu. Yani beslenmeyle desteklememiz gerekiyor. Bisiklet seçimiyle desteklememiz gerekiyor. Şimdi bisiklet binicileri ikiye ayrılıyor. Yol bisikleti ve dağ bisikleti. Ama ben gördüğüm kadarıyla 190'da dağ bisikleti alıp da yolda sporcular sürüş yapıyorlar. %10 toprak parkurlarda görüyoruz. Bu şekilde yani onlar da dağ bisikletine binenler de bu şekilde binenler de aynı programı uygulayabilirler yani. Biraz sonra anlatacağım bir program gibi. Önce kişiler biraz önce söylediğim gibi beslenmeyle kendilerini desteklemeleri gerekiyor. Yol bisikleti veya dağ bisikletinde yola çıkacağımız zaman önce bir plan yapmamız gerekiyor. Nereye gideceğiz? Kaç kilometre antrenman yapacağız? Hangi güzergahtan gideceğiz? Hangi güzergahtan geleceğiz? Yani bu şekilde bir program derken kimse aklında bir çok böyle komplike, çok derin bir program değil. Yalnızca yüzeysel olarak nereye gideceğim, nereye geleceğim, kaç kilometre? Bu. Yani bu şekilde bir plan yaparak ve bu planın dışına çıkmadan antrenmana başlarlarsa yeni başlayan sürücüler, kişiler kendilerine göre, herkes bunu kendisine göre yapması gerekiyor. Kimse kimseye örnek almaması gerekiyor antrenmana başlarken ve ilk süreçlerde bu şekilde kimse kimseyi örnek almaması gerekiyor. Çünkü bir diğer kişi çok iyi performanstayken diğer sürücü daha düşük performanslı olarak ikisi birbiriyle aynı güzergahta gittikleri zaman diğer kişi mutlaka çok bir taraf gelişmez. Gelişmez evet. Ve çok şekilde çok ağır bir şekilde acı çeker bu katılımcı ve bu çoğu sporcuda, çoğu kişide spordan soğuma, biraz uzaklaşma, biraz daha geri durma, biraz daha az kilometreler yaparak gelişimini engelleme şeklinde bir sporcularda görüyorum, bir geri dönüş görüyorum. O yüzden bence hiçbir sporcu kimseyi birbirine baz almaması gerekiyor. Ben onunla giderim veya gitmem şeklinde. Bu antrenman aşamalarında ilk önce sporcular, bisiklet binicileri ısınmayı çok önem vermeleri gerekiyor. Bir sporcu antrenmana başlamadan önce 20 dakika ısınma yapmak zorunda. 20 dakika. Bu 20 dakika nasıl olabilir? Eğer bisikletlerinde dijital gösterge varsa 30 kilometreye geçmeden yol bisikletinde öndeki küçük dişli, arkadaki diğer seri dişliler, en küçük dişliler indirmeden arkadaki dişli vitesleri seri şekilde yani kesinlikle 90 devir üzerine çevirmek zorundalar. Bir pedal devrini, kadans dediğimiz olayı 90 devrin üzerine tutarak antrenmana başlamalılar ve 20 dakika ısınma kesin yapmak zorundalar. Isınma çok önemli çünkü ısınma dediğimiz zaman insan hiçbir zaman düşünmesin hani benim vücudum ısındı, terledim, hazırım. Çünkü bunu biz 5 dakikada da yapabiliriz, 10 dakikada da yapabiliriz. Bunu mutlaka 20 dakikada çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu niçin önemli? Vücudumuzdaki enerji sistemleri çalışmaya başlıyor. Vücut, beyin ve vücudu, sinir sistemini uyarmaya başlıyor. Vücut artık sen çalış, karaciğere, adalelerimize, bacaklarımızdaki depolanmış olan enerjiyi kullan. Artık sen aktivite başladı vücutta. Bu şekilde bir uyarıyla vücudumuzdaki bütün enerji sistemleri çalışıyor ve bunları bu şekilde 20 dakika ısınmayla yapabiliriz. Ve bunu yapmak zorundayız. Çünkü enerji sistemleri çalışmadan insandaki kas sistemindeki bazı olması gereken enerji taşıması, enerji yollarının en azından damar yollarını genişlemesi olmadığı için mutlaka bizi bu sıkacaktır. Bu uygulanmadığı zaman beslenme ve bu ısınma, antrenmanın sonunda yapılan soğuma uygulanmadığı zaman sporcularda bir dezenformasyon oluyor. Yani sporcu kendini iyi hissetmiyor. O mesela 60 kilometrelik bir antrenman o sporcu daha yüksek performans sergileyeceği bir antrenmanken bu daha düşük bir performansla antrenmanı tamamlıyor. Daha fazla kendini yorgun hissediyor. Hayırlı, niçin? Gelişim. Evet, gelişimi engelliyor. Bu çünkü sporcular bu şekilde bu merdivene uymak zorundalar. Bir, beslenme. Sporcu, bisiklet binicisi, sürücü antrenmana çıkmadan önce, bisiklet antrenmana çıkmadan, sürüşe çıkmadan önce 1 saat önceden yemek yemek zorunda. 1 saat boşluk vermeden, beslenmeden 1 saat arasında bir zaman geçirmeden bisiklete binmemesi gerekiyor. Bu da şey olması gerekiyor. Karbonhidrat ağırlıklı. Beslenme karbonhidrat ağırlıklı. Ekmek, yani unlu mamuller, pirinç, patates bu gibi karbonhidrat ağırlıklı beslenmek zorunda.
Çünkü nedir? Bu karbonhidrat lifli bir gıdadır. Lifli gıdalardan oluşur ve vücudumuzda, bağırsaklarımızda daha uzun süre kalır ve vücut ağırlıklı yüksek performans sporlarında bisiklette olduğu gibi karbonhidrat yakar. Ağırlıklı karbonhidrat yakar. Önce karbonhidratı yakar. Daha sonra diğerlerine yönelir. Protein, yağdır gibi. Daha sonra kalmadığı zaman depolarımızda onlara yönelir. O yüzden bir beslenme karbonhidrat diyoruz. Alıyoruz ağırlıklı karbonhidrat. Bir saat bekleme yapıyoruz. Bir saatten sonra bisiklete biniyoruz ve ısınmayla başlıyoruz. Plan yapıyoruz. Kafamızda ilk önce bir plan yapıyoruz. Nereye gideceğiz? Hangi güzergah? Kaç kilometre? Kendimiz uygun mu değil mi? Kendimizi bilerek yapıyoruz bunu. Çünkü hiç kimse birbiriyle aynı olmadığı için o yüzden herkes kendine göre bir plan yapmak zorunda. Bu şekilde antrenmana başladık, ısınmayı yaptık ve performansımız neyse, şimdi buradan kimse, herkes için özel bir şey söyleyemeyeceğim. Kişinin performansı neyse o şekilde antrenman yapıyor ve o şekilde sürüşünü gerçekleştiriyor. Diğer kişilerden daha iyi performansta kişileri özenerek, onlara yetişmeye çalışarak kendini daha fazla yorup da daha kısa bir antrenmanla günü tamamlamıyor. Tamamen kendi istediği gibi daha zevk alarak, daha hoşuna giderek çalışma, sürüş daha çok kendisini mutlu edecek şekilde sürüş yapılması gerekir. Ben çünkü yeni başlayan sporculara da, belediye sporda sporculara hiçbir zaman hedef koymuyorum. Diyorum kendinizin istediği gibi. Yoruluyorsanız bırakın. Yani bırakın demekteki kastım yani yüklenmeyi bırakın. Yüklenmeyin. Gezerek gidin. Evet. Bakınarak gidin. Ama bisikletten inmeyerek. İnmeden. Yürüyerek değil. Bisikletten inmeden. Yine pedal çevirerek. Bu performanstaki yükseltmekteki hedeflerden biri de kişilerin kendine uygun şekilde antrenman yapması. Yani bu da kendine uygun şekilde antrenman ne demek? Bir insanda zayıftır, kilosu düşüktür, diğer kişilere göre düşüktür. Bu kişi çok daha rahat yokuş çıkabilir. Ben atıyorum Bursa'mızda çok güzel bir doğa arkası Uludağ'ımız var, Uludağ'a çıkabilir. Ama diğer kişi bunu yapamaz. Kilosu fazladır. Bu kişinin düz yol gitmek zorundadır. Tabii yokuş da çıkabilir de ama ağırlıklı düz yol gitmesi gerekir. Kişinin kendisini bilmesi. Bu çok önemli. Ben ne yapabilirim? Nerede iyiyim? Nerede kötüyüm? Bunu göz önünde alarak bu şekilde spor yapmak. Evet. Yani birden yüklenmek yerine yavaş yavaş düz bir yolda kendini geliştirip daha sonra... Yani bu şekilde yani çünkü şeydeki birdenbire ani yüklenmeler, birdenbire kilometre arttırmalar. Yani insanda bir bıkkınlık ve antrenman sonrası daha bir uzaklaşma, bir iki gün bisiklete binmeme gibi yorgunluğu çünkü insan ancak o kadar zaman atabiliyor bazı çok ağır yüklenmelerde. Ve sürücüler, bisiklet sürücüleri her antrenmanda yani haftada bir gün veya iki gün, üç gün, beş gün biniyorlarsa her antrenman sonrası beşer kilometre. İlave ederlerse bir sonraki antrenmana kendileri için daha sağlıklı bir performans artışı olacaktır. Çünkü beynimiz, insan beyni Allah-u Teala öyle yaratmış insanları. Adele atıyorum şimdi 500 kalori depoluyor bacaklarımız. 500 kalori depoladı ve biz bu antrenman yaptık, egzersiz yaptık, bu 500 kaloriyi harcadık. Beyin diyor ki vücuda, sen diyor 500 kalori harcadın, yarına 600 kalori depola. İnsandaki performans artışı, sporcudaki performans artışı bu şekilde oluyor. O yüzden kademe kademe de biz de gittiğimiz metreyi, kilometreyi merdiven şeklinde arttırırsak bu şekilde yani vücudumuzda paralel bir şekilde çalışırız ve bu çok faydalı bir ilerleme şeyidir, güzergahıdır. Çok güzel bir bize yol gösterecektir bu şekilde. İnsanlar bu şekilde, sporcular bu şekilde bir program takip ederlerse, beşer kilometre, beşer kilometre vücudumuza paralel bir şekilde bir eğri takip ederlerse çok daha fazla kendilerini yormadan daha zevkli bir şekilde spor yapıp bisiklete binebileceklerdir. Peki hocam bir gün var mı belli bir gün yani antrenmana çıkmaları gereken? İşte haftanın 5 günü ya da 6 günü ya da bir gün çıkıp bir gün çıkmamak mı? Doğru olan nedir? Doğru olan şimdi keşke yani herkes yapabilse zamanımız olsa da merdiven antrenman çizelgesi diye bir çizelgemiz var. Bu antrenman bir hafta 7 gün, 7 günü bir günü antrenman yapmazsak, off verirsek, kendimize dinlenme verirsek diğer 6 günü için yani merdiven dediğimiz aynı şey merdiven gibi bir ilk gün 80 veya 60 tabi sporcunun düzeyine göre veya 40 kilometre ile başlayıp bunu 10 veya 20 kilometre arttırarak zirve yapıp atıyorum yani 100 kilometreyle zirve yapıp veya 130 ile zirve yapıp veya 90 ile zirve yapıp yani dediğim gibi kişiye özel bir şekilde bir kilometreyle zirve yapıp ve 2 günde de bunu aşağı indirirsek 80-60 ve tamamen dinlenme pazar gününe de dinlenme verirsek veya herhangi bir kişinin hangi gün boşsa hangi gün izni varsa o güne de tamamen dinlenme bisikletsiz bir gün ayırırsak
6 gün mükemmel olur. Dediğim gibi bir merdiven antrenman grafiğiyle. Peki hocam, antrenmandan önce beslenmeyi ve ısınmayı anlattınız. Antrenmandan sonra nasıl beslenmemiz gerekiyor ve soğuma olayı? Evet, bu da ısınma kadar, antrenman öncesi beslenme kadar önemli bir konu. Sivet sürücüleri, biniciler antrenmanı bitirmelerine yine aynı biraz önce bahsettiğimiz gibi ısınmayı 20 dakika yaptık. Soğumayı biraz daha az zaman ayırıyoruz. 10 dakika ve 15 dakika bir zaman ayırıyoruz soğumaya. Ve aynı ısınma yaptığımız gibi yol bisikletlerinde küçük ayna, öndeki küçük dişliği kullanarak dağ bisikletlerinde büyük ayna kullanılabilir. Ama yine 90 devir buluyoruz ve 90 devir üstüne çıkıyoruz mümkünse. 90, 100, 110 devir. O pedal kadansıyla seri bir şekilde yine 30 tempoya düşüyoruz bu hızı. 30 tempoya düşerek 90 devirin üzerinde pedal devriyle vitesimizi ona göre ayarlıyoruz. Ve bu şekilde 10-15 dakika soğuma yapıyoruz ve o günkü egzersizimizi tamamlıyoruz. Antrenmandan sonraki önemli aşamalardan bir tanesi duş. Kesinlikle terledikten sonra duşumuzu alıyoruz. Çünkü niçin? Terle birlikte vücudumuz zehirli maddeler, çok önemli olan vücudumuzda bulunan toksin. Toksin maddeleri dışarı atıyor. Duş almadığı zaman katılımcı, sporcu vücudumuza sürdüğümüz bir krem gibi o terdeki toksinleri yere emiyor. Ve antrenmanın herhangi bir faydası olmuyor ve bizi bu dinlendirmiyor. Antrenmandan hemen sonra, aktiviteden hemen sonra indiğimiz zaman duşumuzu alırsak bu toksin maddeleri vücudumuza atmış ve daha vücudumuzun mutluluk hormonu salgılaması daha fazla oluyor. Ama toksinleri emdiği zaman bu mutluluk hormonu daha az salgılanıyor. Daha az bir sağlıklı olmuş oluruz. Çok önemli bu toksinler. Ve antrenman aktivite bitti, duşumuzu aldık. Ne geliyor sırada? Açız. Mutlaka beslenme. Yüksek bir performans sergiledik. Açız. Ne yememiz gerekiyor, ne almamız gerekiyor? Şimdi vücut adeler çalıştığı zaman adelerde bir parçalanma oluyor. Adelerde mikroskopla bakıldığı zaman adelerde küçük küçük parçalanmalar, yırtılmalar oluyor. Nedir bu adelerimiz? Neden oluşur? Proteinler oluşur. Bu dinlenmeyi de sporcunun geri kazanması gereken proteini de proteinlerden, et gibi protein, et ürünlerinden, et, tavuk, balık gibi ürünlerden beslenerek, beslenme yöntemimizi bu şekilde seçerek protein ağırlıklı bir antrenman sonrası beslenmeyle bu antrenman sonrası beslenmemizi tamamlayarak gayet sağlıklı bir şekilde spor yapmış oluruz. Ve performansımızı bu şekilde arttırabiliriz. Yani daha sağlıklı, geri dönüş, vücudumuzun recover dediğimiz geri dönüş, toparlanma süreci daha hızlı bir şekilde olur. Arkadaşlar, Cengiz hocamız bugün de bize bisiklet sporunda performansımızı nasıl geliştirebiliriz? Yani performansımızı neler etki ediyor? Bunları anlattı. Umarız size de bir faydası olur, işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.